Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber vişneli prenses tacı tatlısı yapacağız. 3 kademeli yapılan bir irmik tatlısı aslında bu. İrmikli yapılıyor çünkü. Siz isterseniz vişneli yapmayabilirsiniz, portakallı yapabilirsiniz, şeftali yapabilirsiniz. Hangi meyve suyuyla istiyorsunuz o şekilde yapabilirsiniz. İlk önce ilk katmanı vişneli katmanıyla başlıyoruz işe. Tatlımızın vişneli kısmı için 1 paket vanilyalı siringimizi ve 2 su bardağı vişne suyumuzu pişiriyoruz. Burada pudingimizi vişne suyuyla pişiriyoruz. Tatlımızın vişneli kısmı hazır arkadaşlar. Vişneli kısmımızı şimdi kek kalıbına dökeceğim ben. Şu şekilde bir kek kalıbı kullanacağım. Kek kalıbımızı önceden şöyle bir suyla ıslatalım. Vişneli pudingimizin soğuması ve katılaşması için bekleyeceğiz. İyice soğuyup katılaştıktan sonra üzerine sade olan kısmını yapıyoruz. Beyaz katı yani ikinci katı için 2,5 su bardağı sütün içine 6 yemek kaşığı toz şeker, 6 yemek kaşığı irmiğimize ekleyerek koyulaşasaya kadar pişireceğiz. İrmiğimiz ve şekerimiz koyulaştıktan sonra yarım çay bardağı hindistan cevizi ve 1 paket vanilyamızı ekledikten sonra ocağımızın altını kapatacağız. Tamamen dondu arkadaşlar. Bu hazırladığımız ikinci katımız yani beyaz katımızı üzerine döküyorum. Şimdi son katımızı yani çikolatalı katımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Kakaolu katımız için 2 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı şeker ve 5 yemek kaşığı irmiğimizi ve artı 1 yemek kaşığı kakaomuzu koyulaşasaya kadar karıştıracağız. İrmiğimiz koyulaştıktan sonra 5-6 adet bitter çikolata parçası atacağız ki çikolatanın tadı daha böyle yoğun olsun diye. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. Çikolatayı çok fazla sevmiyorsanız.
Tatlımızın son olarak çikolata kısmı da hazır arkadaşlar. Bunu da en son kek kabımıza döktükten sonra tatlımızı en az 3-4 saat boyunca dinlenmeye bırakıyoruz. Tatlımız hazır arkadaşlar. Şöyle bir ters yapacağım ben. Hemen düştü. Şu şekilde. Çok güzel gözüküyor. Görüntüsü harika. Annem çekiyor şu an. Hepimize afiyet olsun. Çok güzel olmuş.